Müslüman kardeşlerimin ümmetin derdiyle dertlenip oralardan, ta oralardan çıkıp buralarda, Tel Aviv'de, Rasulayn'de, İdlib'deki kardeşlerinin ızdırabıyla ızdıraplanan ve buraya gelen, onlara yardımcı olmaya çalışan Naciye Hanım ve ona destek veren yurt dışındaki çok kıymetli kardeşlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün İnsani Yardım Platformumuzun uzunca bir süredir sadece İdlib'de ve yanı başımızdaki Suriye'de değil, dünyanın dört bir tarafında sıkıntı yaşayan, acı çeken, ızdırap içerisinde olan gerek Müslüman kardeşlerimizin, gerekse diğer insanların yardımına, koşturmayı kendisine misyon edinmiş, görev edinmiş, ilke edinmiş ve bununla dertlenen İnsani Yardım Platformumuzun bir yardım kampanyasıyla toplamış olduğu malzemeleri oradaki ihtiyaç sahibi, İdlib'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak üzere bir araya toplanmış bulunuyoruz. Başkanımıza, emeği geçen üyelerimize, destek olan herkese ve bu yardımları bağışlayan, oradaki kardeşlerimize ulaşmasını sağlayan hayırseverlerimize, insanlarımıza gönülden şükranlarımızı, teşekkürlerimizi, kalbi selamlarımızı iletmeyi bir borç biliyoruz. Değerli basın mensupları, değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanlarım, İdlib'de savaştan, zulümden, katliamdan kaçarak bir umut ile Türkiye'ye doğru yola çıkan çoluk, çocuk, yaşlı, yetim, dul insanlara bu gelenlerin hepsi teröristtir diyebilen insanlar olabilir. Ama bizler tarih boyunca medeniyetimizin gereği mağdura, mazluma kucak açmış, onların yerinde yanında her zaman yer almış bir ecdadın torunları olarak dün de, bugün de, yarın da dini, dili, ırkı sorulmaz ilkesiyle hep mağdurların, mazlumların yanında yer alacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Ben İngiltere'den televizyonda izlediğimde dayanamadım. Daha önce de bir şeyler yaşandığında buraya kadar gelmiştim. Şöyle benim orada kendime göre bir çevrem var. Dedim ki ben bir yer tutayım. Bir kampanya başlatayım. Bunlara bir yardım götüreyim. Baktım yer tutarsam para harcayacağım, bir sürü masraf. Dedim ki kendi evimde, iki pazar kendi evimde arkadaşlara duyurdum. Dedim ki arkadaşlar ben bu İdlib'deki kardeşlerimiz için bu çadırlarda yaşayan, zeytin dağları altında olan insanlara yardım götüreceğim. Allah onlardan razı olsun. Onlar da çok duyarlı davrandılar ve benim yaptığım o davete evime gelip bana yardımını verip gittiler. Biz hepsini tespit ettik, hepsini yazdık. Elhamdülillah iyi bir para yattı. Birkaç gündür işte sınıra gittik 3 defa. Talabiyat'ta, Rasulayn'den girdik. İnşallah oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımcı olmuşuzdur. Ondan sonra da İdlib'e girmek için izin bekledik. Tabii biraz zor oldu. Elhamdülillah İdlib'e yarın gireceğiz. Allah nasip ederse, Rabbim izin verirse. Bize yardım eden o arkadaşlardan, beni arayıp tebrik edenlerden, maddi manevi bana dua eden kardeşlerimden Allah razı olsun. İnşallah yardımlarını sağlam bir şekilde yerine ulaşacaktır. Allah razı olsun valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Akçakale Belediye Başkanımızdan, buradaki bütün sivil toplum kuruluşlarından. Gerçekten çok hassaslar. Bu konuya çok yakın ilgileri vardı hepsinin. İyi ki geldim, gözümle gördüm. Ve benim isteğim bütün mümin kardeşlerimin, imkanı olan kardeşlerimin kendi çapında bir yardım toplayıp, yani başkasının sırtına her şeyi yükleyemeyiz. Biri çıkar orada, mesela ben, bir kişi çıktı Londra'dan, binlerce kişiye vesile oldu, binlerce mazluma yardım gidecek. Böyle kişilerin şu anda ortaya çıkması lazım, yardım başlatması lazım. Özellikle Avrupa'daki kardeşlerimiz bunu yapabilir, güçteler. Her şeyi Türkiye'mizden de beklemeyelim.
Avrupa'daki kardeşlerimizin böyle çıkıp buralara yardım etmesini bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Herkesin Rabbim hayrını kabul etsin. Teşekkür ediyorum. İlahi ya Rabbi, Müslüman kardeşlerinin derdini kendine dert edinen, onlar için yardım toplayan, çok uzak yerlerden, bacımızın İngiltere'den getirdiği gibi değişik yerlerden gelen yardımları toplayan, bir araya getiren, derleyip gerekli olan yerlere götüren, orada dağıtacak olan bütün kardeşlerimizi muhafaza eyle.